Güllü. Bak güzel. Ne oldu kız? Yüzünde güller açıyor. Ne olacak? Var sende bir şey. Nasıl bir şey? Ne bileyim. Gözlerinin içi bir başka bakıyor. Kesin bir şey olmuş belli. Evet bak güzel. Bir şey oldu. Ay vallahi sen adamı çatlatırsın ha. Anlatsana. Nasıl anlatsam ki? Şey, geçen gün Kemal'in evine gitmiştim şey için. Bak bak size. Ölümü gör kimseye demeyeceksin ha. Abo. Dese esahlı bir şey. İşte şey, Kemal'le konuşmaya gitmiştim. Yani Kemal'le biz şey işte. Ay Esa mı diyor kız? Ha. Bana helalim olacaksın dedi. Evleneceğiz bak güzel. Bak gördün mü? Ben sana demedim mi? Kemal senin kaderin demedim mi? Şşş bağırma bak güzel. Ya daha boşanmadın. Aman boşanacak ya. Ay Güllü senin için ne kadar sevindim anlatamam. Sonunda çektiğiniz onca acıya değecek. Ya insanın sevdasına kavuşması gibi bir şey var mı? Ah, mahkeme bugün. İçim içime sanmıyor. Sanki vakit geçmiyor bak güzel. Az sık dişini. Birazcık daha sabret. Evlenince nasıl olacak? Kemal çiftliğe mi yerleşecek? Yok. Öyle olmayacak bak güzel. Nasıl olacak? Düşündüm, taşındım. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir sonuca varamadım Pakize. Kusura kalma Güllü ama Kemal haklı. Ya bir kere Kemal avrat parasına tamah etmez. Bir düşünsene. O çiftlikte nasıl yaşayacak? Orası Muzaffer Bey'indi. Sizin Muzaffer Bey'le yaşadığınız bir yerde nasıl yaşayacak ki? Koymaz mı adamı? Haklısın. Kemal gururludur. Kimsenin ağzına laf düşürmez. İyi de o vakit ne olacak Pakize? Her bir şeyi başıboş bırakamam ya. O çiftlik Muzaffer Ali'nin istikbali. Bir yol bulunur be Güllü. Siz beraber olmayı istedikten sonra her şey olur. Ya Ali büyüyene kadar çiftliği, fabrikayı idare etmeye devam edersin. Ama Kemal'in evinde yaşarsın. Olmaz mı? Olur mu? Kemal senin için çok fedakarlıklar yaptı. Haklısın. İcap ederse ben de onun için yaparım tabii. Ha çiftlik. Ha Kemal'in evi. Muzaffer Ali'nin istikbalini tehlikeye atmadıktan sonra ne fark eder ki? Kemal. Ne bu hal? Bir şey mi oldu? Mahkemeden geliyorum. Dava düştü. Boşanamadım. Boşanamadınız mı? Neden? Halide. Halide boşanmaktan vazgeçtim. Nasıl olabilir böyle bir şey? Resmen tehdit etmek bu. Güllü. Halide bizi görmüş. Ne? Görmüş mü? Benim boşanma davası açmam icap etti. Bir avukatla konuştum. Hemen başvuracağız. Lakin Halide kabul etmediği sürece davanın uzayacağını söyledi. Ne kadar
kadar sürermiş? Bilmiyorum. Ama dava sonuçlanana kadar görüşmemiz uygun olmaz. Halide de bunu istiyor zaten. Sabredeceğiz Güllü. Başka çaremiz yok. Eğer Halide gördüklerini dillendirirse atana da barınamayız. Çok üzerler seni, çok yıpratırlar. Buna asla müsaade edemem. Artık bir oğlum var. Onu da düşünmek zorundayız. Kemal, biz hata mı yaptık? Biz hataların bedelini çoktan ödedik Güllü. Başka hataların bunun yanında hükmü bile olmaz. İnan bana. Güllü. Git artık. Kemal Şahin, Halide Şahin. Halide Şahin'in eşi Kemal Şahin'den boşanmak isteğiyle tarafımıza verdiği dilekçe incelendi. Halide Şahin'in talebi Kemal Şahin'e bildirilerek bu husustaki fikri soruldu. Kemal Şahin, eşinizin evlilik birliğinin temelden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı boşanma davasına mutabık mısın? Boşanmak istiyor musun? Evet efendim, boşanmak istiyorum. Halide Şahin, siz de boşanma isteğinizi mahkemenin önünde yineler misin? Hayır efendim. Anlayamadım. Boşanma talebimi geri çekmek istiyorum. Kocamı seviyorum ben. Bu evliliğin devamını diliyorum. O halde dava düşmüştür. Hakim Bey. Ben boşanmak istiyorum. Davacı taraf Halide Şahin idi. Vazgeçtiğine göre dava düşer. Sizin tekrar yeni bir dava açmanız icap eder. Halide! Ne demek oluyor bu? Halide, bu evlilik bitti. Bunu sen de iyi biliyorsun. Yanılıyorsun Kemal. Bu evlilik ancak ben istersen biter. Ayağını denk al. Maksadın ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun Halide? Eğer Güllü ile bir daha görüşürsen ikiniz de ihbar ederim. Biliyorsun Kemal, zina bir suçtur. İkiniz de hapsi boylarsınız. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.